Süt verimi yüksek mandalarla, hijyenik bir ortamda, otomatik süt sağım sistemleriyle insanların uzun yıllardır hasretini çektiği manda sütü üretimine başlayan Kandıra Mandacılık, Buffa markasıyla günlük 1,5 ton sütten geleneksel yöntemlerle İtalyan peynirleri üretiyor. Alışık olduğumuz lezzetlerden ve peynirlerden farkı ne mi? Kurucu ortaklar Niyazi Yelkencioğlu ile Ömer Aral sizler için anlatıyor. Sütünün inek, koyun ve keçi sütüne göre 2 kat daha fazla kalsiyum ve protein içerdiğini biliyor musunuz? İşin sağlık boyutu yanı sıra damak tadını da düşünen iki eski dost Niyazi Yelkencioğlu ve Ömer Aral, Türkiye'nin en modern manda çiftliğini Kandıra'da kuruyor. Yaklaşık 60 dönüm arazi üzerine kurulan çiftlikte %100 manda sütüyle İtalyan ustalar tarafından geleneksel yöntemlerle İtalyan peynirleri yanı sıra yoğurt ve kaymak üretiliyor. Sanayiciyken çiftlik sahibi olan iki ortaktan Niyazi Yelkencioğlu öncelikle bu işe giriş hikayelerini paylaşıyor. Kandıra mandalarıyla ünlü bir ilçemiz. Ben de Kandıralıyım. Burada evimiz var. Arada geldiğimiz eski arkadaşım Ömer Aral, şu andaki ortağım, bize geldiklerinde hep böyle konuşuyorduk. Etrafta mandalar var, bu manda sütünden İtalya'nın mozzarella peynirini üretsek diye. Ömer bir gün geldi, dedi ki ya Niyazi, hadi var mısın, bu işi yapalım. Ben de tabii ki dedim, zaten içimde böyle olan bir şeydi. Ömer'in de çok hoşuna gitti. Buradaki o zaman kaymakam olan Hamza Erkal Bey'e gittik. O bu konuda çok ilgiliydi. Bu bölgede mandacılığı geliştirmek için bayağı bir çalışmalar yapıyordu. Kendisiyle görüştük. O bizi ikna etti bu konuya girmek için. 2012'de şirketimizi kurduk. 2013'te inşaata başladık. Bu geçen bir senelik süre zarfında biz hem bu çiftliği yapabileceğimiz güzel bir arsa aradık. Mandanın yetiştirilmesine uygun olan bir arsa aradık. Hem de İtalya'ya yaptığımız çeşitli seyahatlerde kendimize bir proje geliştirdik. Aşağı yukarı 20-25 kere gitmişizdir İtalya'ya. Oradaki en güzel çiftlikleri gezdik. Geliştirilen proje üzerine çiftlikte hayat 2014 yılında başlıyor. İlk 126 adet mandayı, gebe düveyi, Nisan 2014'te getirdik. Onların doğurmasıyla sayılarımız arttı. İkinci parti sevkiyat ve doğumlar derken çiftlikteki manda sayısı 390'a ulaşıyor. Bu mandalar öyle cana yakın ki ürküp kaçmak bir yana merakla sokulup kendilerini sevdiriyor. Çiftlikte iş şansa bırakılmıyor, tecrübeli isimlerle çalışılıyor. Çiftliğimiz için Türkiye'nin ilk modern manda çiftliği diyebiliriz. 55 dönüm arsa üzerine kurduk çiftliğimizi. İlk başından itibaren bu konuyu iyi bilenlere teslim etmek istedik. Çünkü hem Ömer hem ben hayvancılıkla alakamız yoktu bizim. İtalya'dan bu konuda uzman bir müdürümüz var. Kendisi zooteknisyen, aynı zamanda İtalya'da çiftliği olan bir arkadaşımız. Aşağı yukarı 2 senedir bizle beraber çalışıyor. Onun bilgilerinden çok faydalanıyoruz. Ayrıca her ay bizim çiftliğimizi ziyaret eden İtalyan veterinerler var. Üretimde verimlilik esastır diyen Yelkencioğlu, İtalya'dan manda ithal etmelerinin gerekçesini şöyle izah ediyor. Yerli mandalar aşağı yukarı 4-5 litre süt veriyor. Ortalamadan bahsediyorum. Belki daha fazla verenler vardır ama İtalyan mandaları 10 litrenin üzerinde. Biz şu anda çiftliğimizde 10 litre ortalamayı yakaladık. Süt verimi yüksek mandalarla, hijyenik ortamda, otomatik süt sağım aletleriyle insanların uzun yıllardır hasretini çektiği kaliteli manda sütü üretimine başlayan Buffa, bir sonraki hamlede günlük 1,5 ton sütle İtalyan peynirlerinin üretimini gerçekleştiriyor. İlk kurulduktan itibaren biz sütümüzü İstanbul'daki
yoğurtçu ve kaymakçılara satıyorduk. Ama şu anda kendi üretimimize başladık. İşte söylediğim gibi mozzarella, burrata, ricotta, yakın zamanda mascarpone, kaymak, manda yoğurdu, manda tereyağı, bunların hepsini üretmeye başladık. Ne farkı var bu peynirlerin diyebilirsiniz. Farkı tadında, besleyiciliğinde, zira... Manda sütü çok faydalı bir süt. Kalsiyumu yüksek, bilhassa çocuklar için manda sütü çok gerekli. Manda sütünden yapılan ürünlerde de kalsiyum oranı çok yüksek. Potasyumu yüksek, yağ oranı yüksek. İnek sütü 3,5 ile 4, %4 arasında yağ oranı. Bizim 9,5, 10'a kadar gidiyor. Bizim ürettiğimiz mozzarella, burrata, ricotta gibi ürünlerimizin daha lezzetli olmasının, manda sütünden üretilenin daha lezzetli olmasının sebebi de yağ oranının yüksek olması. %100 manda sütünden üretilen ürünlerin içerdiği kalsiyum ve fosfor nedeniyle her yaştan birey için çok yararlı olduğu söyleniyor. Doğal yemden kalitesi yüksek süt, doğal sütten de lezzetli peynir elde ediliyor. Dışarıdan hazır yem almıyoruz. Bütün yemlerimizi kendimiz hazırlıyoruz. Hepsi doğal ürünler. Dolayısıyla doğal ve çok sağlıklı bir süt çıkıyor ortaya. Çiftlikten üretim tesisine ulaşmasının ardından manda sütünün peynir yolculuğu başlıyor. Bu lezzetli serüveni de bir diğer kurucu ortak Ömer Aral şöyle anlatıyor. Çiftlik kısmında süt çok hijyen bir şekilde üretiliyor. Fakat buraya geldiğinde gene biz onu filtrelerden geçiriyoruz. Bir kere daha emin olmak istiyoruz. Ve daha sonra burada pastörizasyon oluyor. Pastörizasyondan sonra çeşitli peynirler için çeşitli aşamalardan geçiyor. Bu iş tecrübe ve emek istiyor. Mozzarella için ilk önce mayalandırılıyor. Daha sonra o maya elde streç ediliyor. Streç edildikten sonra makinasında şekil veriliyor. Çeşit çeşit ağırlığına göre mozzarellalar çıkıyor. Burrata derseniz, burrata da gene bir mozzarellanın bir çeşit mütemmim cüzü oluyor. O da içine stracciatella ile kremanın basılmasıyla mozzarellanın içine üretiliyor. O da Türkiye'de çok revaçta olan bir peynir. Diğer ricotta Türkiye'de lor diye biliniyor ama İtalyanlar bunu %100 mandadan yapıyorlar. Ricotta daha çok peynir altı suyundan yapılıyor. Fakat biz ona daha fazla süt koyaraktan daha da leziz bir duruma getiriyoruz. Onun haricinde yoğurt yapıyoruz ve kaymak yapıyoruz. Bir aşama sonra da mascarpone yapacağız. Her ne kadar makinalarla seri üretim yapılsa da tesisin genel müdürü Angelo Lotumolo ve 20 yıllık peynir ustası Rabah Belamin sizler için geleneksel yöntemle mozzarella yapımını gösteriyor. İnek sütünden yapılmış İtalyan peynirleri yerini manda sütünden aslına uygun ve geleneksel yöntemlerle yapılmış İtalyan peynirlerine bırakıyor. Bu duruma en çok Türkiye'deki İtalyan şefler seviniyor. İstanbul'daki en iyi İtalyan restoranların şefleri İtalyan olduğu için onlar da bu farkı biliyorlar. Ve biz ürünümüzü onlara sunduğumuz zaman çok memnun oluyorlar, kolaylıkla kabul görüyoruz. İtalyan peynir çeşitleri sipariş üzerine günlük üretiliyor ve soğuk zincire uygun şekilde paketlenip sevk ediliyor. Günlük siparişleri alıyoruz, burada imal ediyoruz ve ertesi gün tüketiciye veriyoruz. Çok taze olduğu için ve de günlük sevkiyatlar yaptığımız, her gün günlük sevkiyat yaptığımız için bütün bu restoranlara tabii lezzeti çok daha güzel oluyor. Diğer şehirlerden de
talepler geliyor ve onları biz karşılamaya çalışıyoruz. Sıra geliyor tadıma. Mozzarella taze tüketilmesi gereken bir peynir türüdür. En lezzetlisi yapıldıktan bir gün sonra sofraya konanıdır. En fazla bir hafta bekler ki o zaman da lezzeti biraz azalır. Mozzarella'nın nasıl tüketileceği, ne zaman tüketilmesi gerektiği kadar önem taşır. Bu peynirler artı 4'te, yani buzdolabında saklanacak peynirler. Ama buzdolabından çıktığı zaman o 4 derecedeki peyniri direkt sofraya koyup yersek o tadı tam alamıyorsunuz. Onun için o kendi suyun içindeki suyuyla beraber o ambalajı biraz sıcak suda suyun altında tutarsak o kendine geliyor. Normal sıcaklığa geliyor ve ambalajını sıcak suda tutup bekletmemiz. Evet, tabii lazım. De ambalajıyla suyla beraber. Birlikte ısınması. Tabii lazım. Tabii suyla beraber bir 4-5 dakika sıcak suda tuttuğunuz zaman, öyle servis yaptığınız zaman tadı çok farklı oluyor. Onu da bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Ya oda sıcaklığında yemek lazım. Evet. Üretimde dikkat edilen hassas noktalar var. Tüketimde de aynı şekilde. Tabii, çünkü soğuttuğunuz zaman bu kendini kasıyor peynir. Hı. Halbuki biraz ısıttığınız zaman o hani kestiğiniz zaman içinden süt çıkan mozzarella'ya ulaşıyorsunuz. Biraz gevşemiş oluyor peynir, kendini buluyor, daha lezzetli oluyor. Hı. Kurucu ortak Niyazi Yelkencioğlu sözlerini noktalarken, ürünlerinde %100 manda sütü kullanarak fark yaratmaya devam edeceklerinin altını çiziyor. Çiftliğimiz Kandıra Mandacılık olaraktan ismini de koyduk çiftliğimizin. Çünkü bu bölgenin de adının duyulmasını istedik. Kandıra bizim için önemli. Yaptığımız ürünlerin markası da Bufa. Bufala'nın, yani yurt dışındaki mandanın isminin kısaltılmışı. O bir çağrışım yapması için bu markayı koyduk. Ürünlerimiz de hep %100 manda olaraktan gidiyoruz. Öncelikle onu yapmak istiyoruz. Çünkü bizim özelliğimiz olan bir ürün. İnşallah daha iyi şeyler de yapacağız.